Merhaba arkadaşlar. Witchwood çıktığından beri biliyorsunuz sürekli ilk 3, ilk 5, ilk 10 bir şeyler yapıyoruz. İşte arena kartlarını sıralıyoruz. Rank kartlarını sıralıyoruz. Standart kartlarını, wild kartlarını, standart arena kartı, wild arena kartlarını bir sürü şey sıraladık arkadaşlar. En çok sizin sorunuz şeylerden biri ile ilgili bir video yapmadığımız farkına vardık. Bugün sağ olsun sevgili bir izleyicimiz rica ettiğinde uyanık duruma. Arkadaşlar arena class sıralaması videosu bu. Yani Witchwood çıktıktan sonra arkadaşlar classların arena sıralaması nasıl oldu? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Witchwood'dan önce zaten kanalımızda aslında biliyorsunuz Moobot'ta buna bir komutumuz var. Arena classes yazınca, ünlem arena classes yazınca size sıralamasını gösteriyor benim izlenimimde. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Her expansion bu değişiyor. Çünkü şöyle bir şey arkadaşlar. Her expansion'da Blizzard yeni kartları insana daha çok görebilsin diye tabii insanların tercihi bu olduğu için arkadaşlar. Her expansion'da arkadaşlar %50 çıkma bonusu koyuyor. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Siz de mesela atıyorum. Aynı kategoride kartlardan bahsedelim ama arkadaşlar. Mesela bir adet Kobolds'dan Catacombs yaratığı var. Bir adet de arkadaşlar Witchwood yaratığı var. İkisi de class kartı olsun. Yani tam eşit olmaları için arkadaşlar. O Witchwood class yaratığı arkadaşlar 1,5 kat daha sık görülüyor. Yani eğer desteğinizde 2 tane Kobolds'dan Catacombs yaratığı varsa o yaratıktan 3 tane de diğerinden olmasını beklersiniz. Ama tabii arkadaşlar bu seçimi falan dikkate almıyorum. Sadece olasılık üzerinden konuşuyorum. Arkadaşlar %50 daha sık çıkıyorlar şeyler. Aynı koşullara sahip kadar. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. Sonuçta spell'ler minion'lardan fazla. Weapon'lar da spell'lerden de fazla çıkıyor. Yani bir Kobolds'dan Catacombs silahıyla bir Witchwood yaratığını kıyaslarsanız olasılıklar denk olmaz. Hala Kobolds'dan Catacombs'un silahı önde olur. Class kartlarının da arkadaşlar ekstra çıkma bonusları var. Dolayısıyla arkadaşlar ekstra güçlü class kartlarına sahip hele ki özellikle silah ve silah ve büyüler varsa arkadaşlar o klaslar öne çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar Hearthstone'da her expansion geldiğinde arkadaşlar üstteki klaslar değişiyor. Yani en kötü en iyi klas en kötü klas olabiliyor. En iyi klas en kötü klas olabiliyor. Ve zaten arkadaşlar burada bunun örneğini göreceksiniz. Birazdan ben sıraladıkça arkadaşlar. En kötü klastan iyiye gidelim. Ben her zaman o tür bir sıralamanın iyi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. En kötü klas arkadaşlar görünen o ki Hunter ve tam söylemiş şey oldu arkadaşlar. Belki hatırlayacaksınız Witchwood gelmeden önce Kobolds'dan Catacombs'la Hunter en iyi klastı. Arkadaşlar korkunç kartlar geldi, Spellstone geldi, efendim Flanking Strike geldi filan. Ve tabi arkadaşlar onların %50 çıkma bonusu var ve ikisi de spell olduğu için arkadaşlar desteğinizi doldurabiliyorsunuz bunlardan. Yani işte 3 Flanking Strike, 2 Spellstone, 3-4 Secret filan mahvedebiliyordunuz. Şimdi arkadaşlar tabi o Flanking Strike'ın %50 bonusu gitti. Üzerine arkadaşlar çok bir şey de gelmedi. Aslında fena da gelmedi ama arkadaşlar işte yani yetmiyor. Çünkü klas kötü anlayabiliyor muyum arkadaşlar? Normal veya iyice kağıtlar yetmiyor. Çok iyi kağıtlar çıkartacaksınız ki klas dayanabilsin. Bir de arkadaşlar tabii gidenler de önemli değil mi? Çünkü Witchwood'un gelmesiyle biliyorsunuz standart rotasyon oldu. Bir takım kartlar gitti. Mesela Call of the Wild gitti arkadaşlar. Çok önemli. Oyunun en iyi kartlarından birisiydi. Hunter'dan. Ve gitti. Şimdi bakın onun yerine gelen kartlar fena değil belki ama hiçbiri onun yerine gitti olur arkadaşlar. Houndmaster Show mesela iyi. Arkadaşlar birincisi Houndmaster Show Legendary. Yani görme olasılığınız çok düşük. Artık epikler biliyorsunuz common'larla falan birlikte çıkabildiği için biraz daha fazla arkadaşlar Call of the Wild bulma şansı vardı. Şimdi Call of the Wild gitti artık onu bulamıyorsunuz. Yerine gelen kart hem o kadar güçlü değil hem o kadar sık göremiyorsunuz. Hani güç seviyesi açısından yakın olarak söylüyorum ki yani arkadaşlar 1-2 boy kötüdür Houndmaster Show Call of the Wild'dan. Dolayısıyla arkadaşlar Hunter arenada şu an en kötü klas diyebiliriz. Yani o civar bir şey arkadaşlar. Çok net söylemek zor ama yine de en kötü klas Hunter diyebiliriz arkadaşlar. Ardından arkadaşlar Warlock geliyor. Warlock'un arkadaşlar tabi oyundaki en iyi kart dediğim benim arenada arkadaşlar. Abyssal Enforcer vardı. Şimdi Abyssal Enforcer gitti tabi arkadaşlar. Abyssal Enforcer gidince klas tabi inanılmaz bir. Blast Crystal Potion gitti arkadaşlar çok kuvvetli kartlardan. 4 manaya sizin mana kristalinizi kırarak
rakibin şeyini öldüren, yaratığını öldüren kart arkadaşlar. Ciddi kayıplar var. Pek bir şey gelmedi. Değil mi? Genel kartlar inanılmaz değil. Lord Godfrey var en iyi kağıt serideki ama arkadaşlar Lord Godfrey Legendary. Yani şimdi problem bu. Yani arkadaşlar artık tabii şeylerin çıkması çok arttırıldığı için epikler ve rare'ler eskisine göre çok sık çıktığı için hani epik veya rare gelse bir nebze yine klası biraz toparlar diyeceğim ama arkadaşlar gelen iyi kartın legendary olması onu bulmanızın olasılığını çok düşürüyor. Dolayısıyla arkadaşlar gidenlerin yine bir şey gelmemiş oluyor. O zaman tabii klas gücünü çok kaybediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Warlock da oldukça kötü. Arkadaşlar sonraki sırada arkadaşlar birbirine yakın klaslar var. Druid, Shaman, Warrior ve Priest arkadaşlar yakınlar birbirlerine bayağı. Druid arkadaşlar ben en kötüye koyuyorum bunların arasında. Neden derseniz Druid arkadaşlar Ultimate Infestation, bakın Ultimate Infestation bulucu güzel. Fakat yeni seride neredeyse hiçbir şey gelmedi. Yeni seride en büyük nefreti gören Druid. Yani arkadaşlar bir tane iyi kağıtları var doğru düzgün. Druid of Sight var. Onun dışında hiçbir iyi değil. Ultimate Infestation bulsanız iyi arkadaşlar. Oyundaki en iyi kağıtlardan biri gerçekten. Hatta şu an herhalde en iyi kağıt olması lazım. En iyi kağıt olur herhalde arenada şu an. Arkadaşlar Ultimate Infestation'ınız yoksa patlıyorsunuz. Çünkü hani dediğim gibi yeni setten çok fazla verim almanız mümkün değil. Yeni seride fazla bir kağıt yok. Dolayısıyla en aşağıya Druid'i koyabiliriz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Shaman. Shaman'da arkadaşlar Maelstrom Portal gitti tabi. Çok ciddi bir kayıp. Ve yine çok çok ciddi bir araçlar kazanmadı kendisine yeni seriden. Değil mi? Yani zaten bir tane arkadaşlar tek çift kartı var. Tek çift kartı biliyorsunuz hiç çıkamıyor. Böyle problem var çok. Tabi yani o fena bir olay. Düşünsenize yani çıkamıyor yani. 10 kart yerine 9 kart gelmiş gibi oluyor arkadaşlar klasa. Arkadaşlar Witch yani Common'ları Zap fena değil. Diğer ikisi Vasat. Rare'leri deseniz Earth and Mike idare eder. Element yoksa da patlar. Öbürü zaten biri çıkamıyor. Diğeri Vasat. Epikleri kötü. Hagata iyi. Shudderwalk fena değil arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bakın. Legendary arkadaşlar bir klasın arenadaki gücünü seviyesini çok etkilemiyor. Çünkü arkadaşlar çok nadiren görüyorsunuz Legendary'leri. Mesela Hagata çıksa akarım. Hagata çıkmazsa ne yapacaksın? Yani arkadaşlar ben size söyleyeyim. Şaman'la 10 arenaya girseniz belki bir Hagata görürsünüz. Belki bir Hagata görmezsiniz. Çünkü bakın Legendary de demiyorsunuz. Spesifik Legendary targetliyorsunuz. Yani diyorsun ki Hagata. Çıkmaz. Arkadaşlar yani tamam klas Legendary'nin çıkma olasılığı daha yüksek ama yani arkadaşlar Shudderwalk da var mesela. Shudderwalk yine fena değil. Alakir var. Alakir de güzel ama arkadaşlar yani sonuçta bunu örtebilen başka klas Legendary'leri var. Onun için derdimiz orada o. Arkadaşlar Warrior var bir üst aşamada. Warrior tabi buralar yakın yani arkadaşlar. Warrior mesela Priest'in üstüne de koyabilirsiniz aslında. Yani bunlar dediğim gibi Druid, Shaman, Warrior ve Priest birbirine yakınlar arkadaşlar. Şimdi Warrior çok çok kötüydü. En kötü klastır rahatlıkla. Bayağı ciddi bir bu Rush mekaniğine karşı bayağı ilgi bir güzel bir ilgi ve sevgi gördü Blizzard'dan arkadaşlar. Efendim 3 mana 3'e 3 Rush'lı kağıdı var. 4 manaya 5'e 5 Rush'lı saldıran kağıdı var. Değil mi arkadaşlar? Sonra tur geçince 2'ye 5'e 2'ye dönüşüyor. Militia Commander. Woodcutter Zex var. Harika bir silah arkadaşlar. 2'ye 2 silah. Öldüm Rush diye yaratı artı 2 artı 1 veriyor. Çok güzel kağıtlar geldi bir sürü. Dolayısıyla Warrior bayağı güçlendi arkadaşlar. Priest arkadaşlar daha yukarıdaydı ama Priest arkadaşlar Dragonfire Potion'unu ve Potion of Madness'ını kaybetti. Şimdi Dragonfire Potion yerine yine Psychic Scream geldiğimiz arkadaşlar Potion of Madness inanılmaz bir kağıt arkadaşlar. Ve gitti. Ve Kabal Talon Priest de gitti. Oyundaki en iyi kartlardan yine biri. Gelenler arkadaşlar Nightscale Matriarch'la Holy Water fena değil fakat Common'ları pek iyi değil. Ve Nightscale Matriarch'la da Holy Water arkadaşlar ne yazık ki Dragonfire Potion'unu ve Potion of Madness ve Kabal Talon Priest seviyesine gelemiyor. Onun için klas geriledi. Dolayısıyla arkadaşlar hani Hunter'la Warlock'a Tier 4 dersek eğer Warlock, Shaman, Warrior ve Priest'e de Tier 3 diyebiliriz.
Arkadaşlar bir üstte üçüncü klasımız olarak Mage var. Arkadaşlar Mage'de şöyle enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Mage'de klas standart rotasyonu Mage'e çok yaradı. Çünkü arkadaşlar dandik dandik bir sürü kart gitti. Ve Meteor, Flamestack ve Blizzard gibi kartları bulmasınız çok arttı arkadaşlar. Çünkü düşünün. Karazhan kartları gitti. Disposal to Old Gods kartları gitti. Ve Mean Streets of Gadgetzan kartları gitti. Ve yerine bir tek şey geldi. Witchwood kartları geldi arkadaşlar. Witchwood'da da arkadaşlar Book of Spectres gibi güzel bir spell var. Ve onun dışında dolayısıyla arkadaşlar yani Meteor, Flamestack ve Blizzard gibi masa temizleyici kuvvetli kartlardan bol bol bulmasınız arttı. Fireball yine dediğim gibi arttı. Dolayısıyla arkadaşlar klas böylece güçlenmiş oldu. Derseniz ki klasta neler var? Arkadaşlar klasta common namına açıkçası çok bir şey yok. Bir tane unplayable common var. Bir tanesi çıkamıyor bile. Arkadaşlar dolayısıyla bir tane Vex Crow var. Vex Crow'da ne kadar kullanacağız bilmiyorum arkadaşlar. Common'lardan patladı. Hatta arkadaşlar raylerinden de ikisi pek iyi değil. Bir tane element sinerjili şeyi var. Raid'i var. İki tane güzel EP var. Tabii yeni seride iyi klas gelmedi, yeni iyi kart gelmedi hala arkadaşlar. Nasıl güçlendi dersiniz arkadaşlar? Bir kere epikleri çok çok güçlü. İkincisi arkadaşlar dediğim gibi giden kartlardan dolayı AOE'lerini yakalamasımız çok arttı. Onun için Mage'ine iyi arkadaşlar. Tier 2'nin altında kalabilir. Tier 2'nin üstünde arkadaşlar 2 numaralı klasımız Rogue. Şimdi arkadaşlar tabii şu an klasları sayarken ben aslında hangi klasın 1 olduğunu anladınız. Saymadığım klas Paladin 1. Şimdi arkadaşlar Paladin 1 iken Rogue hemen zaten güçleniyor arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar Paladin en iyi klassa Rogue da onu en iyi counterlayan klas. Neden arkadaşlar? Çünkü Paladin'in 1 hero power'ını Paladin'in 2 hero power'ını siz tek bir hero power'la counter edebiliyorsunuz değil mi? Adam birebir koyuyor arkadaşlar. Sizi vuruyorsunuz. Sizin önünüzde birebir silah kalıyor. Bir daha yapabiliyorsunuz. Bir daha ediliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar Curse Castaway ve Blink Fox gibi çok iyi kartlar eklendi. Değil mi? Rogue'da güzel kartlar geldi yeni seride. Ki Blink Fox serinin en iyi kartlarından biri arkadaşlar bence. Ayrıca arkadaşlar Cheap Shot da bayağı kuvvetli. Üzerine Cutthroat, Buccaneer ve Mistraid de idare eder iyice kartlar arkadaşlar. Zaten arkadaşlar Rogue'un eskiden kalma bir gücü vardı biliyorsunuz. Combo, ucuz kartlar, mana avantajı ve masa avantajıyla. Dolayısıyla Rogue 2 numaraya oturmayı hak ediyor. Ayrıca arkadaşlar Iron'daki en iyi ikinci kağıt olan veya biri de diyebilirsiniz yerine göre Wild Spine Slayer hala var. Dolayısıyla Rogue 2. Arkadaşlar Paladin nasıl bir numara? Şimdi arkadaşlar Paladin'e zaten inanılmaz kağıtlar geldi. Üzerine giden kartlardan dolayı arkadaşlar Vinecleaver ve Spike Ridge Seed gibi rakibimize kabus gördüren kartlar geldi. Üzerine arkadaşlar oyundaki en iyi Legendary'ler zaten. Tyrion Forging ve Sunkeeper Tarim ve ayrıca bunların Stonehenge Defender'dan bulunabilme olasılığı var arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu Paladin'i net bir farklı arkadaşlar. Birinci etajda. Ayrıca yeni gelen kartlar arkadaşlar Ghostly Charger da var. O da harika. İşte dediğim gibi Sound Bells çok kuvvetli arkadaşlar. Tamam. Yani yeni gelen kartlardan Rebuke, Hidden Wisdom, Cathedral Gargoyle ve Bellringer Sentry çok iyi değil ama arkadaşlar sonuçta bunlar geldiğinde başka şeyler almaya çalışabilirsiniz. Dediğim gibi Silver Sword korkunç arkadaşlar. Çok çok kuvvetli bu arada. Yani True Silver Champion'la birlikte gelse herhalde ben yine True Silver Champion'ım ama arkadaşlar Arena'nın ileri bir aşamalarında 1-2 silahım varken gelse Silver Sword'u alırım ben. Yani çünkü gerçekten oyunu çok hızlı bir şekilde bitiriyor arkadaşlar. Açıyorsunuz bir vuruyorsunuz zaten dünyalar değişiyor. Sonra açıp bir kere daha yani sonraki tur bir daha vurup öldürebiliyorsunuz. Öldüremezseniz bir sonraki tur kesin öldürüyorsunuz arkadaşlar. Adamın anında masayı temizlemesi lazım. Temizleyemezse şey oluyor. Bir nevi hafiften sanki pırtarın gibi oluyor arkadaşlar. Yani masanız eğer doluysa rakibinizi hemen yeniyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar en iyi klas şu an rahatlıkla Paladin. Yani fark var arkadaşlar. Yani ayırırsak eğer birinci seviye Paladin, ikinci seviye Rogue Mage, üçüncü seviye Priest Warrior Shaman Druid. Bu seviyede yaklaşık olarak Warlock'la Hunter'da sonuculuğa oynuyorlar. Dolayısıyla eğer arkadaşlar arenada başarılı olmak, iyi skor almak istiyorsanız bu sıralamayla klaslarını seçersiniz. Hani dediğim gibi arkadaşlar tierler arasında yani seviyeler arasında çok farklı. Mesela Priest, Shaman, Warrior, Druid geldi gerçekten. Yani bu 4'ün 3'ü geldi. Burada arkadaşlar sizin oyun stilinize yakın. Sevdiğinizi almanızda bir sakınca yok. Ama mesela atıyorum arkadaşlar Paladin, Warrior, Warlock geldiği zaman eğer arkadaşlar Warlock alırsanız resmen şu an bir challenge yapıyorsunuz demektir yani.
zorlamanın gereği yok. Paladin gerçekten çok daha iyi. Dünya üzerindeki oyuncuların şeylere dikkate alınırsa arkadaşlar, galibiyet yüzdeleri, yani insanların Paladin'le ulaştıkları galibiyet oranlarıyla arkadaşlar Hunter'la ulaştıkları galibiyet oranları arasında yaklaşık %10 fark var. Yani düşünün arkadaşlar olayı. Böyle. Dolayısıyla arkadaşlar bu arenadaki clusterlamaları bu. Tabi bu Witchwood gidene kadar arkadaşlar. Veya Blizzard kurallara tekrar müdahale edene kadar. Bir sonraki seride eğer bir değişiklik olmazsa yeni güncellenmiş seviyelerle seviyeleri inceleriz. Görüşmek üzere.